Evet Hacı amca. Şimdi kısa bir güzel bir sohbet yapacağız inşallah. Biz şimdi ilk baştan şeyi merak ediyorum. Gençliğinde yaylalarda ne iş yapardınız? Ne yapardınız? Biraz gençliğinden bahset. Gençliğimizde köyde bir fabrika ya şehirde yoktu. Hep dağlarda sığır bakardı millet. 15 tane, 20 tane sığır olan vardı. Her evim vardı. Öyle olurdu ki obaya toplanırdı. Obadır bizim azıcık yer. Sığırlar toplandı buraya. Hanımlar kız sığırları kovayana. Karıştı benim sığırım. Tosun geliyor. Tosunu kovayana bak. Yani böyle uğraşırdı kadınlar. Yer yok sığırların. Yeri yok yayılma. Hayvan çok, hayvan çoğuydu, yeterli mera yoktu değil mi? Mera yani hep sarılmış. Her yer sarılmış. Yer yok yayma. Bu soğuk suyun tepesinde uzun cümen var. Anam vardı, Nizam Osman'ın nenesi. Anam, onunla dururdum ben, giderdik oraya. Yani buralarda sığır yayma yer kalmıyor, hep kalabalık, işsiz yerler ayrık. Ondan sonra taşlı yatak vardı, bir çimen vardı orada. Taşlı yatağın başında bir çimen var. Bir de o çimen vardı, soğuk suyun başında. Onlara giderdik annem, anamla dururdum. Çobanlık yaptın değil mi bayağı burada? Efendim? Bayağı hayvan bekledin burada değil mi? Bağırdım anama, ana uuu, ana uuu ederdim, bağırdım, korkardım. Uşak, bir sürü sığır var. O da dedi, konuş. Ben buradayım, korkma ki al. O dönemden unutamadığın hayvanların isimlerini saysana bize. Mutlaka vardır aklında böyle iz yapan. Genelde akıllı hayvanlar olurdu dönemde daha böyle. O zaman ne bileyim. En çok sarı kız, evet. Çiçekli, kara kız, yaşmaklı, ne bileyim, karefil, hep böyle takarlı. Ama onlara böyle genelde bağırınca seni dinlerdi hayvan da, dön geri derdi ona, hayvan dönerdi ya. Akıllı sığırlar vardı, ne bileyim. Bizim hanım, orada bir sığırımız vardı ya bu sorulardan, trenin orada yaylı. Yaş vakti dedi mi, aman bak, bakar gelirdi. Aman bakar gelirdi, beni çağırırdı. Öyle abi, kılı severdi beni. Bir sığırımız vardı. Sonra onu da payda sattık, daha sığır bakma yok. Hanım hastalandı. Benim hanım 5 sene hasta yattı. Öyle mi? 5 sene. O gençliğinde. Ha bu son zamanda. Ha onu biliyorum da gençliğin. 5 sene hastalık çekti. Ben 27 sene kaldım Avrupa'da. 27 senede herhalde 1-2 sene aldım onu öyle. Çocukları almak için öyle. Öyle gerekti, onu da aldık. Duramadın mı orada? Orada durmak için burada kızla da var. Çölük çocuk kalıyı yüz içti, kalıyı buraya. Hmm. Ben yalnız yaşadım. Aman aman 25 sene. Hanımsız. 3 sene de Bahri askerliği yaptım İskenderun'da. Belük çavuşluğu yaptım. Demek ki 30 sene, 31 sene kulbeciliği yaptım. Kaç yaşında gittin Almanya'ya buradan? 18 mi? 20 mi neydim? Gittim. Nasıl gittin? Avrupa. Kim böyle şey etti? Kim hadi gidelim dedi sana? Poznebe'de bir Mustafa vardı. Maruf Oğlu'ydu. Maruf Oğlu'ydu. Bu aldı gideyi bizi. Ben Şemsiyeci'nin Yusuf. Bir de orada Muhammed vardı. Lastikçi Muhammed. Emice'si'nin uşağı. Dayımın Yusuf'u. Karşıda
Yusuf vardı, Demirdağ. Onun babası benim Öğüt dayım olur. Onun Yusuf, Şükrü'nün İsmail'i. Altı kişi mi oluyorduk? Altı kişi Trabzon'dan, Allah rahmet eylesin, Veysel vardı, Yanoğun, o gidi bizi yola. Veysel Hoca. Veysel Hoca. Otobüsten mi gittiniz? Kimsemiz yok bizden. Vay be. Veysel Hoca geldi, koydu bizi orada yola. Gittik oradan İstanbul'a. İstanbul'da teslim aldı bizi Köşüğün Ali Ağa. Kaçak mı gidiyordunuz, izinli mi gidiyordunuz? Kaçak. Kaçak değil mi? Gittik İstanbul'a. Bu Ali Ağa, Allah rahmet eylesin, nur izinde yatsın. Dedik soyunun bakayım. Elbiselerimizi soyundu, yıkadı o Ali Ağa. O da kulbet durur diyordu. İstanbul'da durur değil mi? İstanbul'da. Oradan gittik. Oradan gittik. Bu adamın arabasıyla, bu Mustafa'nın varında 50 tane kravat, 50 tane gömlek, foder var. Şimdi giderken kömürlü sıra geldi mi varında pav pav böyle paralar. Gideyim, kübra sıra geldi, aman diye bize giyinim gayım. Giyinirik, kravat takın, takayırık. İşte turist mi oluyorsunuz yoksa? Turist gideyim. Haa, bak bak. Kübra gittik mi, ne de bunlar kimdir? Bunlar gideyim, traktör alma. Traktör alma gideyim. Para, aa para tüküyor oraya, bir sebet para. Kolup kolup. Hmm. O Mustafa'da çok. O leket. Paraları gösteriyor, bunların parası diyor. Ama öyle mi? Bunların parası. Aha. Bunlar seni bunlarla traktör alacaklar. Böyle geceyirik bir kömürük, geceyirik bir kömürük. Almanya'ya geldik. Almanya'da bu Yusuf Demirdağ'la beni dedi, onlar yatsın. Ebirleri damgayı vurdu. Bir şey soracağım hacı amca. Başka bir yerden duydum. Doğru mu yalan bilmiyorum. Bir dua okuma muhabbeti var bir yerde. Ne? Bir kümrükten geçerken dua okuyalım falan. Siz demişsiniz herhalde. Öyle bir şey duydum. Var mı öyle yok, bir şey? Yok öyle bir şey yok. Birisi anlatıyor. Bir başka biri de olabilir. Yani o dua okuyanlar geçti diyelerin geri çevirdiler falan diye bir şey anlatıyor. Öyle bir şey yok da. Şimdi bunları komadı mı? Döndük yeri. Allah şiirik arabada. Mustafa diye onlara ki 100 metre habile gideceğiz ormana. Habile doğrusuna. 100 metrede uyana gideceksiniz sol. Ondan sonra bir solda direkt yola girilirsiniz. Ben orada bekleydim. Kaçak sokayanlar oradan. Kaçak tabi. Damgaladılar ya şimdi kaçak yalıydı. Köpek de vardı. O şeyde polislerin yerinde orada şumruk ya, köpekleri de var. Ondan da korku var. Bir de tel var, çelyenle. Bunlar gittiler öyle teller. Oradan maalesef telden geçtiler. Elektrik yoktu telde. Geçtiler. Gelirken bu İsmail düştü köle. Orada hep kanaldır. Ata boyu kanal, su dolu. İsmail düştü o kanala. O elleme bırak. Güler misin, ağlar mısın? Çıktı bu yana, öldü su. Abi onu alandan daha sana zahmet. Yol kıyı bakarken baktı ki bunlar yol kıyısında bekleyle biz. Neyse aldık onları. Geldik. Hayır, hayır bırak. Gel yanıma. Sen devam edeceğim sen. Orayı keserim ben onu. Neyse bunlar kızayla bize sizi tutturacak. Ya niye? Biz ne yaptık? Siz geçiyorsunuz da biz niye gecemedik? Bizi niye damgaladılar? Ya taktır. Ulu öldü. Neyse gittik Almanya'ya. Almanya'dan ki diyerek Muhammed Ezgurt'un oraya Pada'da çalışıyor.
ayakkabı fabrikası. Gidiyorduk oraya almaya. Ne oldu? Doğru Belçika'ya. Gidiyorduk Belçika'ya. Diyle ki tün aldı. Tün serbestli daha türü sağladı. Bir oyun yasak. Dolaş. 40 gün kaldık orada Edel'de. Dedi bu Mustafa ki bu Edel'de bekleyin. Paraları verin, borcunuzu verdik. Burada bekleyin, ben sizi kele alacağım. Öyle bıraktı gitti. Ne kele alması, ne bir şey. Öyle dururken bu Şevşeci'nin Yusuf'u rahat durmayı. Gidiği kahvelere, Liyeş'e. Orada canı yılı akşamüstü. Bir akşam geldi. Dedi ki, arkadaşlarımız da benim. Ne oldu ula Yusuf de? Dedi ki Hollanda'dan bir adam geldi. Adam isteyiler 5-6 kişi fabrikaya. Oraya gidecek bu akşam. Yıkayır burayını. Günde bir öğün yiyoruz. Orada kap çok. Belçika'da çalışanlar orada çalıştı. Kaplarını bıraktı, yatakları bıraktı. Bol bol aldı geldiler. Biz orada yatıyorduk, yatak var, kap var, yiyeceği alıyorduk paralan, yapıyorduk bir patates yemeği, bir öğün yiyorduk, tamam, daha yemeği yok. Uşakla veriyor kağıdı eline. Neyse, 40 gün kaldık orada işte, öyle geldi beraber. O akşam gittik, 6 kişi arabada dolaşıyorduk. Gene Trabzonlu bizi dolaştı deyip bir adam. Bir de baktık ki bir yerde uykumuz geldi, bıraktık kendimizi. Dedi uşakla kulağı burada Türkçe konuşanlar var. La bakın nedir? Baktık aradığımız yer. Geldik oraya. Ya rahat rahat bize artık yeni işçiler geldi. Yadırdı, izlediler. Sabahlan orada maşgale bir uşak yadırıyor bizi fabrikaya. Diyle bize ki ayran için. Ayran içilme içilerin iyi görünü. Film çekecekler. Ayran içiyoruz ki diyoruz. O zaman şeyi de ekleşiyor bize. Nereden ekleşiyor onu unuttum abi. Mahmut'un Mustafa'sı. Mahmut'un Mustafa'sında buluyor işit doktor. Diyor ki bu bir sene sonra elenecek onu almayı. Allah Allah. Amen. O da olay duruyor. Böyle dururken neyse bizi yaz dedi. Geldi elbise aldık. Geldik eve. Sabahlan işe otobüsten dolayarak arabaya gidiyorduk. Dolayarak arabaya gidiyorduk fabrikaya. Ne fabrikasıydı orası? Tuğla. Orada bekliyor bizi. Orada çalıştım 12,5 sene. Tuğla nasıl böyle toprağa mı karıyordunuz? Ne yapıyordunuz orada? Tuğla ağacının burada telifli şey var ya. Aynı öyle tuğla çıkarttı. Ha böyle bir vurmada 16 tane. Makineyle. Makine bir vurmadı. Uş fabrikanın yediği beni de makines. Peki Hacı amca. Yorundum onu. O uç fabrikanın tuğla nasıl kesildi ya bayrı bana. Peki hiç dil bilmeden gittin oraya. Zorlanmadınız mı mesela? Dil bir şey bilmiyorsun. Karşıdaki insanlar mesela bakkala gidiyorsun, markete gidiyorsun, manava gidiyorsun. Böyle nelerle karşılaştın? Onlar hiç sorma. Onlardan bahsedin. Adam dediyse belki bir de neyi anladıysa sen de diyorsun ya bak anladı. Mesela bir tane ha öyle. Hep dilsiz. Böyle komik şeyler de olmuştur muhtemelen anlaşamamadan dolayı. Böyle hep işmarlan. Hep böyle anlaşıldık. Usul. Acık göz olun Lahman öğrendi. Başladı tercümanlık yapma. Buradan kopup oraya gittiğin zaman içinde böyle sonuçta bambaşka bir memlekete gidiyorsun yani. Belki ihtiyaç var ama. Onun zorluğunu çok yaşadın mı? Çok zorluğunu yaşadık.
Giderken arabada adam bir akıyı bizi bir ormanlığa diye burada durun. İşte bir gecit yapacak. Yahut akşamı bekliyor. Bu Şükrü İsmail'e diyor ki bak uçak gidiyor diye bizi kollaya. La bu ormandan nereye bizi görecek? O İsmail fesfeseluk çıkarma. Bu diyor ki bak bizi kollaya. Veri ağlama. İsmail ama uşak gibi başlar da ağlama. Yani ya bak ağlamaz. Ne ağlar artık. Ehliyet orada mı aldın? Ehliyet orada aldım o Hollanda'da. Oradan buraya arabayla geldiydin değil mi? Tabii. Belki 5-6 defa gittim geldim yalanız. Genelde ilginç olan şeyler ben sana anlatmaya çalışıyorum. Oradan buraya gelirken böyle bazıları su porosuna mermi doldurup getirdi. Öyle bir şey getirdin mi buraya? Hiçbir bir mermi, bir silah getirmedim. Abi karşıda... Bir de bir su sandık getirdim. Ondan pulli şey, kümrük memuru neydi bu dedi. Dedim ki ya ben araba benim ama memleketçi adam Pindua geldi bir yere bıraktı düşürdü diye benim değildir. Aldatçı çöbe. Öyle çok anılar var. Bazen soruyorum da. Rahmetli Mustafa amca, Emin ağa diyelim. Oradan gelirken valizine herhalde bir tane silahla epey bir mermi koyuyormuş. Rahmetli İshak abi fark etmiş onu, gizli gizli almış onları valizden. Ama Mustafa amca onları valizde zannediyor. Gelmiş de kümrüğe geçerken aç valizi diyormuşlar ona. Bu açmıyor. Aç açmıyor. Aç açmıyor. Zorla açmışlar valizi ki valizde bir şey yok. Niye açmıyorsun bunu? Bu şimdi dondu kaldı. Burada çok hikayeler var ya. He. Su borusunu kesiyormuşlar. Agam geldi. Bak var işte. Agam şeysi var dedi. Odundan bağlı. Bağlına o kabartlar seni teldi teldi toldu döreni ver. Havlu havlu kadı dön. Ben hiç öyle el vurmadım öyle işlere. Ama bir adam puşuk yaptı bana. Şeyle Polita Navuz tarafındadır. Çal, ışıklar. Yok yok, daha aşağısı. İstarana dibi. Aykut. Pazarcık, Polita var işte, başka yok gördü. Orada başka bir izin var. Oralı. Bozaysan, Muzo'da. Ver bana tüfeğin mekanizma takımı ne bile yap. Sadece bir yamaya verdi bana, dedi sal verin. Lan nedir ya, bir şey değil ha. La geldi kümrüğe zorlanıyorum. Ne yapacağım? Neyse, geçtik. Biz hiçbir şey lazım geldi. Kendi su geri memlekete bakarım ya. Ula ha o mekanizmanın hepsi. Allah Allah. O karşıda bir amcaya konuşturdum. İhtimal aldı. Diyor ki para benlik ettim oradan diye birkaç tane diye. Para benliği soktun mu diye 52 parça oluyor. O tederjan şey paketleri abi alttan o kadar deldim diye birer parça soktum onlara diye 20-30 paket diyor. Tederjan diye doldum arabanın gerisine. İçi diye silah dolu. Aldım geldim diye bir şey olmadı. Bizim Rıza çok yaptı. Ama ben yapmadım. Ben bir süslerlik yatırdım onu da aldı. Ha öyle geldik. Ondan sonra 93'te demirlik geldim. İşte yaptık. Akçabat'ta ev, Trabzon'da ev, buralarda ev. İşim gücüm inşaatla. Geldik. Paranın o hep fakirlik zamanları o zamanlar. Parayı polladık. Burada birkaç seneden beri hanım oldu hasta, 5 sene hasta. Ha burada 2 ayda da çok hasta oldu. Çok gece gündüz yavellerdi. O da öyle geldi gitti, bizi bıraktı, bu dünyayı yedim. Ya öyle düşünme ya. Şimdi sonra yedim ya şairim. Hep gideceğiz ya, burada kimse kalmayacak. Hep gideceğiz yoksa işte. Bu hanım çok aranıyor. Çünkü bunsuz yaşanmaya. Ha nasıl olur? Peşindekiler hep yumuşak olacak da sarıldı bir sen unutacaksın onu. Şimdi bana yarım bir laf, büyük bir laf geliyor.
Ama sen çok Çeki mihrimanı. Yok, sen çok değerli bir büyüğümüzsün yani. Köyümüzde ben şu an sıralama deseler yani. Onun yani için çok manevi değerinde yüksek bir şey. Yani. Yaşar baba. Sonuçta bu dünya hep ağlamalan. Yok yok olur. Hep ağlamalan. Şimdi o çenede gitti Allah Allah. Çenede giden bir şey ağlama olmaz. Üzülme de olmaz. Burada imtihanı verdi. İnşallah en güzellere gitti yani. Öyle düşünme. Çok çok aramız iyiydi. Güzel yaşarlık diyelim. Allah'ım haldeğini beni bıraktı tek başıma. Yok yok öyle düşünme. Şimdi bak aşık eve gidemeyelim ha. O kadar yakayı beni oraya ki. Dedi ki hava armut. Fendik sabını kele ağlar. Ben öldüm bir kele ağlarsın yanında. Gecen Yunus'a dedim kabul kabul et et annen. O da yasından aldı. İşbeş sürü okudu. Ama tebarek hepsini. Açam ona üzülme bak şimdi ben sana söyleyeyim bak. O değerli bir insandı çenede gitti. Çenede giden bir insana üzülme olmaz. Sen şimdi özlem duyuyorsun. Zaten orada Allah sizi yine buluşturacak yani. Uzun bir süre değil yani. İçin ferah olsun. Üzülmeyeceğim da. Üzülme haram biliyorsun. Ağır yalıyı bak. Yok yok yok. Ağır yalıyı. Sonuçta ya, Allah ne diyor? Kaldıramayacağını düşündüm. Düşündüm ve kalı yaklama. Olsun. Azıcık düşündüm ve kalı yaklama. Allah diyor ayette de kaldıramayacağınız yükü sırtınıza yüklemem diyor. O özlem duyuyorsun. O güzel bir şey ama o cennet de ona üzülmene gerek yok. Büyük bir konuşuyorum sana vallahi. O şey olmaz. Ona sabır göstereceksin. Orada zaten seni o karşılayacak yani. Bundan daha güzel bir nimet mi olur ya? İnsanlar eşlerini cennetteki eşlerini dünyada seçiyorlar. Baba bir şey değilmişsen onu silerdi ben dedim. Eski düğünleri nasıl yapardınız? Nasıl giderdiniz birbirinin düğününe? Şeyi kadırdınız o... Eski düğünlere... Eski evlerin ortasında bir tane kodik vardı. Neydi onun ismi ya? Eski düğünlere... Hep bir iki kişi giderdik. Çünkü giderken ille seni karşılayacak. Karşılaştığımız sen de ona karşılık vereceksin. Hep. Sen devam edeceksin. Hep. Hemlin'in Mehmet'in düğününe ben çandala gittim. Çanda, tolim, mermi, tabanca var, tüfek var. Tabancalarla alayım tüfeği, tüfeğimle dayarım. Orada da mermim var. Ali, Hasan sen, Yunus yok. Siz çanta taşıyıcı. Ali'ye alın, Hasan'a vereyim tabancayı atayım. Sağa vereyim, tutamayız tabancayı. Tutayım ha böyle, daha böyle at. Öyle... Silah merakın var mıydı? Çok silah. Ajinale var. Tabanca deyince mesela bir sürü markalar var. Hangisini mesela seçersin şu anda almaya kalksan? En çok sevilir tabancalarda parabenli ortadır. O ne böyle atıyorlar da yere dikiyorlar da böyle ayakta duruyor. Sen biliyor musun özelliğini? O ne oluyor? Kodu pak duruyor. Derim ya öyle bir tane olsa onunla ne öğlenince ederim. Aklımı veririm o. Aklım neredeydi biliyor musun? Aklım, ben çok Kur'an okurdum. Ya bu ucaylar geldi mi, alayım ha bir abesluk. Okuyorum, haftada bir adım. Haftada bir adım. Ulan şu diyelim alamayırım hani. Kafam almayı. Ya böyle kafam, hiç istemiyor okuma. Su içiyor musun su? He. Vücudun susuz kalıyor olabilir. Su içiyor musun bol bol? İçerim göze. Biraz öyle. Daha fazla içmeye çalışıyorsun. Doktor dedi bana ki çok su iç. Çünkü peplaklarım tehlikeli. Günde 3 litre içeceğim. Yani şey, devam ederim ama bilmem ki artık karar gelayım. Horon döner miydin horon bu arada? Düğünlere dönelim gene. Horon dedin mi? Ben aman hazır. Rahmetli babam 20 sene kütürüm yattı. Ben onun hizmetçisi. Şimdi dernek düğün geldi mi babam beni hazırlardı. O da düğünciydi, horoncuydu, bıçak oynardı. Birinci geldi Akçabat'ta.
Ankara'ya Bilal dönüyor. O zaman şöyle yapalım, sen bize şeyi anlat. Bu eskiden Hıdır Nebi Şenlikleri köyde başlardı ya. Nasıl? Yani köyden buraya nasıl geliyordunuz, buradan Hıdır Nebi'ye nasıl giderdiniz, onu bize anlat. He. Köyden geldik buraya, diyelim ki ne aydır o? Oragay. Oragay'ın. Oragay'ın dördü. Peşinde buraya geldik. Tağıl burada vurdu. Aşağıdan köyden yukarı buraya da yürüme geldiniz. Yürüme. Çalgı vardı sizden değil mi? Şey çıkıklıcı ne o kadar ille geleceğim. Kim oldu sizden çalgı? Tağullar mı geldiniz aşağıdan yukarı? Tağullar. Geldik o zaman bıçakçı, horancı çok. Kutuluğun İsmail böyle adamlar. Geldik buraya, burada kimin evinde kalacak? 25-10 evinde. Yahut Nur'un evinde. Sabaha kadar orada vura aldılar. Ondan sonra sabah alan buradan tüzlük müzlük yok idi. Buradan kalktık mı toplandı yere bura. Buradan aşağı öyle giderdik. Abi eski patika yoldan da bu araba Ford'un yana. Giderdik. Ha o teyne ona üstünde tüfekle çadırlı diye 20-30 tane tüfek. Ondan sonra horon yıkıldı, millet yıkıldı ki korayına geldi. Korayına bir abone sağa, o iseyi yöldüydü abone. Sağdırdı, o hangi şehitlerin oradan tökülüdü abone, geldi, çıkardı, koyaklamanı bu acını yedi. Dön gel. Akşam üstü gene dön gel, gene buradaki bunun evinde sabahla. Başka sallıla da kaladı şeyde, şehidin deliği tutardılar, yıkardılar oranın sabaha kadar. Karı kuruya burada kaladı. Tavulcu Surnacı o dönemde kimleri alırdınız? Onlar isimleri var mı? O zaman da bizim köyün tavulcusu bu şeye, Hadi Çavuş'un uşakları, Osman Aga, Mustafa, bir de Haydar. Hmm. Bunlar çok tipten yukarı iyi çalgıcı bununla başka yerden alma yok. He, bu 7 gün zamanı çok tehlike doludu. Ha bu palanla oradan, ha bu sargıla yok muydu bilmeyeli ben uşak. Atlar koşayı, kılı çıkayı ha buraya, buradan koşayı öneye doğru. Atlar, o iş beş tane at. Kimin de o atlar? Ya, bizim köylülerin değil mi? Koroyna'nın ileri gelenlerinden. Biraz kabuklu öldü mi o? At değerli o zaman değil mi? Mercedes değerli gibi. O zaman araba yok ya. Hmm. Araba hiç yok. Araba yolu da yok zaten bir öncesinde. Buradan gidip geldi de bir tanesi ha burada. Ha bu yanlarda ha bu. Ha buralarda bir pine yeri var idi. Ben karşıdan bakarım. İşte orada nereden bakarsa. O geldi adam. Nasıl olursa at geldi. Vurdu o eve. Ev, eski ev. Orada adam düştü. O geçti. Adam yine kalktı. Bindi gitti. Ha bu lahallar atlar önce öne. O zaman da önüne giderdi atlar, peşine bıçakçılar, peşine horoncular. Sen horoncular kısmında mıydın? Ben horoncular kısmında, biraz daha sonra ne derdim onlar? Abim, kardeşlerim hep benim koluma geldi girerdi. Bir şey beceremedim yani. Girerdim oraya. Özlüyor musun o günleri? Özlemez miyim? Bu anneon, rahmetli anneon döneminde yaylada dururken mesela yapılan o döneme özel yemekler vardı. Belki bir kısmı şu anda yapılmıyor mesela. Rahmetli annen şu an sağ olmuş olsa hangi yemeği yapmasını istersin ondan? Annem sağ olsa yalıba, hiç dünyam dümdüz yalıba. Hangi yemeği istersin yemek mesela? Ya, hangisi olsa. Lapa olur mu? Lapa yoğurt, yayla yoğurtu. Ya da bu eski zamanın yemeği tirmadır.
Tirma. Tirma lan laba. Ama tirma unutuldu şu anda. Tirma. Çocukların çoğu bilmiyor ne olduğunu. Labaya da ya eride tökeceğiz, yoğurtla yiyeceğiz, o da bambaşkadır. Bizim eskilerin yemeği bunlardı yani. Düğün yemekleri neydi eskiden mesela? Düğünlerde bol çeşit yemek yapılırdı. Ha, düğünlerde evet yemek. Makarna uşaklara yok. Büyüklere makarna. Hasan giderlik bir yerde makarna verirdi. O da Hasan, Mehmet. O da bir sağ makarna verdi. O da ne diyor? Çocuklara niye verilmezdi? O çok acayip bir durum. Ya yani merhamet mi yoktu o dönem ya? Nasıl? Mesela şu anda öyle bir şey oldu mu? İlk çocuklar yediriliyor. Kalırsa büyük yiyor. O dönem öyle bir şey var. Çocukları kovalıyorlardı herhalde. Ya çocukları fakirlik onu kovalardı. Yani. Ama işte abici ilk onun yemesi gerekmiyor mu? Bize verildi sade çorba. Çocuklara sade çorba. Oğlum, köyün aşçıları kimdi o dönem böyle? Köyde belli başlı aşçılar vardı mesela. Birisi de Hacı Salih amcaydı, ben öyle biliyorum. Kim? Abi Hacı Salih amca, onlar hanımı rahmetli oldu. Onlar aşçıydı. Düğünlerde yemek yapıyorlardı diye biliyorum. Başka eskiden o düğünlerde köyün aşçıları vardı. Bilenler bu işi yapardı, pişirirdi. Bizim köyde aşçı... Aklıma gelmiyor da... Muğla'da Malagoş Mustafa vardı. O yapardı güzel yağını. Hmm. Hep onu da yerdik. Rahmet olsun. Senin de aşçılığın vardır diye tahmin ediyorum. O kadar yalnız benim kaldığın yok için. Yok benim yok. En güzel hangi yemeği yapardın Hollanda'da yalnız kaldığında? Ha, pilav. Pilav yoğurt. Orada pilav yoğurt. Fabrikanın yanındaydık. Hemen geldi yumurta kır, yoğurt hemen git. Mektup yazar mıydın buraya sık sık? Kaç? Mektup yazar mıydın buraya sık sık? Mektup yazardı buraya. Mektup geldi, bir mizanı verdiler önümüze. Mizansız mektup yok. Ya sonuçta bir buçuk ayda mektup gidermiş değil mi? He? Bir buçuk ayda mektup giderdi. Yani köyde olan bir derip bir buçuk ay sonra öğreniyorsun şeyde Hollanda'da. Derdim yula. Annemin kenarında bir bakayım sahamıdır. Duruyor yaşay değilir ama. Ben telefonda bakayım, işiteyim sesini. Ha öyle. O zaman da çemen yanında bir adam vardı da orada herkese orayı telefon ederdi, adamın yanında konuşurdu. Hı hı. O da çok zor. Da sonradan çıktı bu telefonlar. Her şey yakına geldi. Evet. Ha öyle. Hayat böyle geldi geçti bize. Peki Hacı amca, fazla da yormayayım seni. Abi en son şimdi abi köyümüzün gençlerine bazı öğütler ver. Sen tecrüben var. Manevi değerin yüksek, güzel. Köyümüzün gençlerine neler tavsiye edersin? Onları böyle söyle, ondan sonra kapatalım. Gençlere tavsiye ederim ki böyle varlık görülmemiş. Bu kadar varlık görülmemiş. Bu kadar varlıkta ne yapacaksın? Ha böyle adam gibi adam olacaksın. Nasıl adam gibi adam? Beş vakit namazı kılacaksın. Ondan sonra ne yaparsan yap. Yalnız beş vakit tam olacak. Hiç yok birini kıldım, evini kılan öyle bir şey yok. Hepsini kılacaksın. Daha korkma dünyada. Ben külü karıştırdım. Uçta da çocuğum var. Kırk para yok. Annem derdi bak, nedir oğlum, ne oldun? Kırk yedim lan, bir mağaraya mı kapandın? Ne külü karıştırdırıyorsun sabreyle? Para yok, kırk para yok. Tuz alacağım, kibrit, gaz yağı. İhtiyacım bu. Yok, para yok. Karı odun alacak ormandan, kedi satacak kavanozu onu diye, şine alacak bu odun da gelecek. Bu ne çıkar böyle yaşamadan? Yaşama mı? Ama şimdi kütük gibi para çapında hayat yok. Hayat yok. Aşkım benim hayatım yok. Mandar benim hayatım. Allah'a şükür varlık var. Para var. He? O zaman 2 kilo pirzola yerdim.
Şimdi onu da yemeyeli buluyorum. Ama o zaman bulamazdım onu. Şimdi buluyorum. Ama yemeği yok. Ha böyle iki lokma yedim, tamam, daha yiyemeyelim. O zaman bana ne diyoruz? Dünya bomboş. Dünya imtihan dünyası. Allah'ın ipine sımsıkı sarılalım. Şimdi her yere para var. Ama o zaman yok. Tuz alma para yok. Öyle fakirlikle yaşadık. Ha öyle çizlerdik. Babam yapardı. Külak da. Külak çubuk çubuk vurdu, yapardı. Yayuk yapardı. Bizim köye şiniyor. Ha ondan alırdı para da. Hem de kütürüm. Bacakları çalışmay. Hem de kütürüm. Ha ondan harçlık verirdi bize. Veriyi bize 1 lira. Bu keş... uç kardeş ki diyelim sene. Diye ki oğlum siz yiyin diye bana bu bakraçıya koyun ne kadar bir tabak. Yani. Ki diyelim bu Mustafa Ağa'ya. Mustafa Ağa. Ağam diyor ki Mustafa Ağa suyundan koy. Etmiyor ki duruyor buradan misal etmiyor. Doğru herif o. Uç kardeş yiyelim birer tabak. Bir tabak da koyduk bu makyatı. 1 lira var. Şimdi nereye vereceğim parayı diyeceğim yürüyorum. Eman Allah. Peki Hacı amca bir de gençler anne babasına nasıl davransınlar? Onunla ilgili bir öğüt var onlara. Gençler havla davranırsa çok güzel olur. Bu böyle varlık daha bulunmaz. Ne olacak? İbadetini yapacaksın. Ondan sonra ha böyle pey gibi geçirirsin. Pey. Aha pey. Niye? Allah'ın tetiğini yapayız. Ha. Eğer seher vakti kalkar da iki rekat namaz kılarsan o dünya bedel. Öyle değil. İki rekat gece kalkıp da teheccüd namazı kılan bu dünyanın varlığı bir tarafa, bir terazinin bir gözüne, o iki rekat da bir gözüne, o iki rekat da atacak. Ağzına sağlık Hacı amca. Bir el sallayalım beraber. Bütün vatandaşa selamlar. Eyvallah, bir daha böyle bir el sallayalım kameraya. Heh, tamam. Allah razı olsun. Sizden Allah, Allah razı olsun. Allah emrini uzun kesin, bol eylesin. İnşallah. O dünyada bu olmasın. İnşallah. Sağ olasın. İnşallah.